Gençliğin Gözyaşları. Merhabalar arkadaşlarım. Şimdi 12. bölümdeyiz. Dikdörtgeni gömeceğiz bu videomuzda. Toplamda 9 adet köşe taşımız varmış. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen vira bismillah deyip ilk köşe taşını açıyorum ve çözmeye başlıyorum dostlar. Evet, şöyle bir ayarlayalım. Bakalım birinci soru ne diyor? Farklı kenar uzunluklarının oranı 1 bölü 4 olan dikdörtgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu 4 kök 5'tir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi elimizde bir dikdörtgen var. Dikdörtgen karşılıklı kenarları eşit olan, bütün açıları 90 derece olan bir dörtgen. Şimdi kenar uzunluklarından biri A ise diyor, diğeri 2A'dır. 1 bölü 2 oranı varmış. Köşegen uzunluğu ise 4 kök 5'miş dostum. Sen hemen burada bir Pisagor bağıntısını çaktın şu üçgende ve A'yı 4 bulacaksın. Ben ne yaptım? Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı olacaktır dedim. O yüzden burası 4, burası da 8 olur dedik. Bu dikdörtgenin alanı nedir diye soruyor. Dikdörtgenimin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Yani 4 ile 8'in çarpımı 32'yi bulduk. Geldik buna. Bir dikdörtgenin kısa kenarı %20 kısaltılıp uzun kenarı %10 arttırılırsa dikdörtgenin alanı nasıl değişir diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle bir dikdörtgen çizelim şimdi ilk etapta. Bunun şu kenarı 10A, bu kenarı 10B olsun. Şimdi bu dikdörtgene biz şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Kısa kenarını %20. %20 ise 10'da 2 demektir. 10'da 2 kısaltıyorum. Yani 2 birim kısalttım, 8A yaptım. Uzun kenarını %10, 1 birim demektir bu, 1B demektir. 1B uzattım, 11B yaptım. Şu durumdayken alanı 100AB'ydi. Bu durumda alanı 88AB oldu. Yani 12 birimlik bir düşüş yaşadık arkadaşlar. O zaman 100'dü, 12 düştü. %12 düştü, %12 azaldı. Cevap Ceyhan'dan geldi dedik. Dikdörtgeni biçimdeki masa yüzeyi 10 eş dikdörtgen ahşap plakadan oluşmaktadır. Onu da eşmiş dostlarım. Yani kısa kenarları, uzun kenarları hep birbirine eşit. Şimdi bunların kısa kenarlarına A dersek, her birinin şöyle kısa kenarına A, A, A yazarsam, bakın bir tanesinin uzun kenarı 3A çıktı. O halde her birinin uzun kenarı 3A. Şöyle 3A'ları bir döşeyelim. Şuraya A yazalım, şuraya 3A yazalım, şuraya A. 3A, 3A. Ve A'yı yerleştirdi. Diyor ki bu dikdörtgenin ABCD dikdörtgenin çevresi 440. Toplayalım, çevrede ne var? Şimdi burada 5A var. 5A da buradan, 10A buradan geldi. 6 buradan, 6 buradan ne yaptı? 12 de buradan geldi. 22A yaptı toplamda çevresi. Ve 22A'yı bize 440 olarak vermiş arkadaşlarım. Şimdi şuraya yazayım. 22A eşittir 440. Hemen 22'ye böldüm, 22'ye böldüm. 20 çıktı A. Peki bize neyi soruyor? Ahşap plakalardan birinin alanı. Yani 3A ile A'nın çarpımı. 3A kareyi soruyor. Yani 3 çarpı A'yı 20 bulmuştum. 20'nin karesi. 400. 3 çarpı 400 de 1200 yapar. Cevap Edirne'den patlar. Evet, 1 numaralı köşe taşı tamam. Geldik 2 numaraya. 2 numarada diyor ki 12, 17, 13'ü verdim sana diyor. A ile E noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şurayı hemen gösterelim. Bize şurayı soruyor. X. Şimdi karşılıklı kenarlar eşitti. Burada 12. Bütün açılar 90'dı. Şunlara 90'ı çakalım. Burada bir 5, 12, 13 üçgeni var. 5'i yapıştıralım. Burası 17 ise şuranın da 17 olması lazım. O yüzden buraya 12 kaldı. Bunu söyleyelim. Ve bakın burada 45, 45, 90 üçgeni çıktı. 12'nin kök 2 katı olacak. Cevap Adana'dan gelecek. 25, 13, 9 hepsini görüyoruz. Buna göre çevre A, E, F, G. Şuranın da çevresini soruyor bize. Şimdi bu kenar 9 ise burası da 9 olacak. Şuraya 4 kaldı. Burası da 4. Sonra şuradan bir diklik indirelim arkadaşlarım. Bakın burası da 5 gelecek. 5, 13 ise 12 gelecek. Buraya 13 kaldı. O halde bu da 13. Bu da 13. Bunu da yazalım. Şimdi çevreyi soruyor. 17. 17 de buradan. 34'tür. Yapıştır gelsin. Üçüncü soru. Şekilde yükseklikleri 8 birim ve yere dik durumdaki iki demir çubuğun üzerinde yere paralel durumda başka bir çubuk monte edilip bir kale direği yapılıyor. Kale direğinin karşıdan görünümü dikdörtgen biçimindedir.
Tamam. Burası 8. Kale direğinin sağ üst ucu bağlantı noktasından ayrılıp düştüğünde K noktası yere temas etmektedir. Peki. Devam edelim. K noktasının sağ direğin yere dikildiği noktaya uzaklığı, sağ direğin yere dikildiği noktaya uzaklığı 4 birim. Şurası 4 birimmiş arkadaşlarım. Bunu bir yazalım. Şurası 8'di. Bunu bir söyleyelim. Şurası A birim olsun. O halde bu şurası A artı 4 olacak. Bu çubuk buraya geldiği için bu da A artı 4 olacak. Şimdi hatta bu üçgen bakın özel bir dik üçgen de çıkabilir. 8'i görünce ya 8, 15, 17'dir ki olmuyor. Ya da 6, 8, 10'dur. O zaman A 6 geldi. Burası da 10 geldi. Buna göre başlangıçta kale direğinin oluşturduğu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi şurayı biz 10 bulduk. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 10'dan 80 gelecek. Yani cevabımız Denizli çıkacak dostlarım. Evet, çevirdik arka tarafı. Bir açı ortay görüyorum. Bir açımız 90 derece olduğu için hemen 45-45 yazalım bunlara. 45-45. Şimdi 7 ise şuraya 4 kaldı. Burası da 4 oldu. 4 kök 2 çıktı sorunun cevabı. Şuna bakalım. 45 var. 90'dır burası. O halde burası da 45. 75, 45 daha 120. Şuraya 60 kaldı arkadaşlarım. Şurası 90'dır. Buraya da 30 kaldı. Şimdi burada 45, 45, 90'dan dolayı 6, 6, 6 kök 2 muhabbeti var. Bura 6 ise burada 6'dır. Ki 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3 olur. 90'ın karşısı da 4 kök 3 olmalıdır. Yani x 4 kök 3 çıkacak cevap Bursa'dan geldi. Dikdörtgeni biçimindeki kartonun üst kısmı köşegeni boyunca alt kısmın üzerine katlandığında B, C, D üssü 30 derece oluyor. Tamam, şeklimiz burada. B, E 3 olduğuna göre E, D üssü. E, D üssü x'imiz kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şunu şöyle bir katlanmadan önceki versiyonuna geri açalım. Şimdi kat çizgisi açıortaydı. Şuraya bir açıortay olduğunu gösterelim. Burası toplamda 90 dereceydi. 30'u buradaysa 60 kaldı. 30, 30 diye parçalandı. Bunu da yazalım. Burada 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı şurası 6'dır. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Bunu yazalım. Şurada bir Z harfi görüyorum arkadaşlarım. Z. O zaman şurası da 30 derecedir. Bunu da bir ekleyelim. Şurada bakın ikiz kenar üçgen çıktı. 30, 30. 6 ise burası da 6 oldu. Bunu da yazalım. Şuradaki 90 derece katlandı. Buraya geldi. Buna da 90 diyelim. Şurası 30'dan dolayı 60'tır. Tersi de 60'tır. O halde buraya da 30 derece kaldı. Bunu da söyleyelim. Ve bakın 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 3 cevap Denizli'den çıktı. Evet. Geldik 4 numaralı köşe taşımıza. Dörtgen x kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bileceğiniz özellik şu. Dikdörtgende bu 4 köşe... Köşegenlerin şu 4 parçası daima birbirine eşit olacak arkadaşlarım. Yani bu da 4, bu da 4, bu da 4, burası da 4. O zaman bunlar hep eşkenar üçgen çıktı, 60'ar derece geldiler. Buranın 90 olduğunu bildiğim için x'e de 30 kaldı diyebilirim. Şuna bakalım. Yine aynı özelliği kullanacağız. Şuna da tık tık koyalım. Şuna da ve buna da. Şimdi şuradaki z harfinden şuranın x olduğunu biliyorum. Sonra şu ikiz kenar üçgenden buranın da x olduğunu biliyorum. Sonra x ile 36'nın toplamının şu dış açıya eşit olduğunu, yani buranın x artı 36 olduğunu, ikiz kenardan buranın da x artı 36 olduğunu biliyorum. Şimdi şu üçgende 3x var, bir de 2 tane 36 yani 72 var. Toplamları 180. O halde 3x eşittir 108 olur. X eşittir 36 gelir. Cevap Ceyhan'dan çıktı. İlla her seferinde bu açıyla bunlar eşit olacak diye de düşünmeyin arkadaşlarım. Öyle bir dünya yok. Evet, geldik buna. Dikdörtgeni biçimindeki bir blok. B noktası etrafında saat yönünde bir miktar döndürülüyor. Peki. Köşegenlerin kesim noktası olan K noktası A üssü B üzerindedir. Köşegenlerin kesim noktası şuralarda bir yerdeymiş.
Şimdi demek ki şu bir köşegen o halde arkadaşlarım. Bunu böyle uzattığımızda bu bir köşegen olacak. Bunun kısa kenarı 2 kök 7 ise şöyle şuralara da 2 kök 7 olduklarını gösterelim. Şimdi demek ki diğer köşegen de şuradan geçiyor. Şöyle oldu. Bunu da söyleyelim. Ve şu 4 köşe parçasının eşit olduğunu biliyoruz biz. Pekala. Şimdi şuna K dediğimizde bu da K, bu da K, bu da K. Peki, alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize. Alan ABCD. Şimdi bu köşegenlerin kesim noktasının buraya gelmesi ne demek? Onu bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi şuraya biz bir alfa derece dersek, bu alfa derece döndü bu tarafa doğru. Demek ki bu da bu tarafa doğru alfa derece döndü. Şuraya da beta yazalım. Yani çok bir faydası olmayacak gibi duruyor ama yine de yazalım. Şurası da alfa. Sonra şu AB kenarı döndü. A üssü B oldu. Bunu biliyoruz. Şimdi bu K noktası köşegenlerin kesim noktası olması ne anlama geliyor? Bunu bir konuşalım. Tam buraya denk gelmiş. AB katmış buraya denk gelmiş. Bu ne demek? Şimdi şurada bir muhteşem üçlü var. AB uzunluğu 2K olmadı. Keşke 2K olsaydı. Bak şunu görmedik. BK şuna eşitmiş. A üssü K'nın A üssü K'nın 2 katıymış BK. Yani ben şuraya M dediğimde BK 2M olacakmış. Bunu maviyle yazalım hatta. Şurası 2M. Şurası M. Şimdi köşegenler birbirine eşit olduğu için burası 2M ise buranın da 2M olması ve buranın M olması lazım. Sevgili öğrencilerim tekrardan merhabalar. Şimdi bu videoyu çekerken bir misafirimiz gelmişti ve videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Sonra tabii misafir bayağı bir uzun süre oturunca ben de videoyu başlatamadım, şey yapamadım, tekrar kaldığımız yerden çekemedim. Ondan sonra okulu kapatmak zorunda kaldık. Kapattık, eve gittik. Sonra da kar tatili çıktı. Yani birkaç gündür evdeyiz, okula da gelemedik. O yüzden bu videonun size ulaşması biraz geç zaman aldı. Şimdi ben bu soruyu çözüyorduk tam ama nerede kaldığımızı bir türlü hatırlayamıyorum. Yani en son şurayı 4M bulmuşuz. 2M, MM. Yani şurayı görmediğimizi hatırladım. Burayı görmemiştik, sonradan görmüştük ve buranın 4M olduğunu söylemiştik. Şimdi şöyle kaldığımız yerden biraz daha bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi şu AB uzunluğu döndü alfa derece ve A üssü B oldu. Ve dolayısıyla boyu da değişmedi. Yani A üssü B'nin boyu 3M olduğu için buraya da hemen 3M'yi paketledim ben dostlarım. Sonra şuradan Pisagor yapıp M'yi bulacağım şimdi şu dik üçgenden. Hemen bulalım. 2 kök 7'nin karesi yani 28 eşittir. 3M'nin karesi yani 9M kare eşit yok artı var şurada artı eşittir 4M'nin karesi yani 16M kare. Buradan 28 eşittir 7M kare gelecek. 7'ye bölersek 4 eşittir M kare. Dolayısıyla 2 eşittir M'yi bulduk. Şimdi M bulundu 2. Peki bize neyi soruyordu bu? Alan A, B, C, D. Dikdörtgeninde alanını soruyor. Şimdi M2 ise şurası 6 geldi. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıydı. Yani 2 kök 7 ile 6'yı çarpacağız. 12 kök 7 olacak. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlarım. Evet bunu da böylelikle görmüş olduk. 4 numara da tamam. Hemen arkasını çevirdim. 5 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Evet birinci sorumuz. Öklit bağıntısı görüyorum bu soruda dostlar. Şöyle ki bakın şurada bir dikliğimiz var. Dikdörtgenin bütün açıları 90 dereceden dolayı. Diklikten diklik inmiş. O halde h kare p ile k'nın çarpımı olacak. Yani 64 n ile 16'nın çarpımıdır diye soracağız. Tabii ki 4 ile. Burayı 4 bulduk. Bakın şu dik üçgende de bir öklit çakalım ve olayı bitirelim arkadaşlarım. Şurada da bir dik üçgenimiz var. Şurası da 90 derecedir ki dikliğinden diklik inmiş dostlar görüyorsunuz. O halde 4'ün karesi 16, 8 çarpı 2 olacak. Yani x 2 gelecek. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Şuna bakalım.
ABC'de dikdörtgen 2'yi 4'ü gördük. Hemen bir öklitimizi çakalım o halde. Şimdi şurası diktir. Diklikten diklik inmiş. Şuradaki 2 ile şuradaki 2 parça bizim P ile K'larımız. Şimdi 4'ün karesi 16, 2 çarpı 8'dir. Demek ki şu 2 parçalı yer 8 olacak. Demek ki bunların her biri 4, 4 gelecek. Sonra şuradan da bir Pisagor çakarsam, ki Pisagor'a gerek yok, özel bir dik üçgen çıktı bakın. 45, 45, 90 üçgeni çıktı. 4, 4, hipotenüsüm ne olacak? Kök 2 katı olacak 4'ün. 4 kök 2'dir, cevap dedik. Yeni nesil sorumuza geçelim. Aşağıdaki duvara çakılan 4 çividen yan yana olanlar arasındaki... Yan yana olanlar arasındaki mesafe 15 birimmiş. Yani şurası dikdörtgenin uzun kenarı 15 birim. Alt alta olanlar arasındaki uzaklık, yani şurası da 10 birimmiş. Şöyle bir yapalım burayı. Bu çivilerin etrafına gergin bir lastik geçirildiğinde bir dikdörtgen elde ediliyor. Peki, dikdörtgenimiz de burada işte, görüyoruz. Daha sonra dikdörtgenin içine AD'ye 3 birim, P noktasının 3 birim uzaklıkta bir P noktası çivi çakılıp lastik oradan geçirilince AP diktir, şurası oluyor. P noktasının CD'ye uzaklığı nedir diye bir soru sormuş bize. Tamam, burada konuşalım biz şimdi. Şimdi şurası 10 birimdi. Şurası 10 birim. Şurası 15 birim. Burası da 15 birim. Bakın şuradan aşağıya bir diklik indirelim. Öklit yapacağım, niyetim o. Şurası 3 ise burası da 3. Buraya da 12 kaldı arkadaşlar. Toplam 15 olduğu için. Şimdi H diyelim buna ve öklitimizi çakalım. H kare P çarpı K. Yani H kare 3 ile 12'nin çarpımı 36. H eşittir 6. Tabii ki H 6 olduğu için şuranın toplamı da 10 birimdi şuradan dolayı. Demek ki soru işareti olan yere de 4 birim kalacak. 4 ile 6'nın toplamı 10 olmasından sebep. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 5 numaralı köşe taşı da tamamdır. Geldik 6 numaraya. 2 var, 4 var. X nedir diye bir soru soruyor. Burada şuna bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenin bir köşegeni çizildiğinde karşılıklı köşelerden bu köşegene 2 tane diklik indirilirse bu dikliklerin boyu her zaman eşittir. Bu 1. Yani bu X ise bu da X. Aynı zamanda bu dikliğin bu köşeye olan uzaklığı bu dikliğin bu köşeye olan uzaklığına eşittir. Yani burası da 2. Yani aslında olay şu. Kısacası şu üçgenle şu üçgen eş üçgen çıkıyor her zaman arkadaşlar. Eş oldukları için de kenarlarının da eşit olduğunu söylüyoruz. Bundan sonrası da Öklit bağıntısıdır. Bakın şurada bir dikliğimiz var. Dikdörtgenden dolayı. Bu diklikten bir diklik inmiş aşağıya doğru. Şurası P dediğimiz yer. Şurası da K dediğimiz yer olsun. Dolayısıyla şimdi X kare eşittir. 2 ile 6'dır burası. 2 ile 6'nın çarpımı. Ökleti yaptım. Yani X kare 12'dir arkadaşım. Demek ki X eşittir kök 12. Yani X eşittir 2 kök 3. Paketledik. Adana'dan geldi cevap. Şimdi burada da aynı özelliği kullanalım. Bakın buradaki diklikten bir diklik indirmiş. Biz de buradan indireceğiz şimdi bu dikliği. Hatta indirelim hemen. Şuradaki dikliğimizi indirdik. Şimdi burası da kesin 6'dır. Burası da kesin 3'tür diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Ve şu yukarıdan isterseniz bir de Öklit çakalım. 6'nın karesi 36. 3 ile şuranın çarpımıdır. Demek ki 36 3 ile 12'nin çarpımıysa buraya 12 yazacağım. 3 santimi burada olduğu için buraya da 9 santim yazacağım. Ve şimdi şuradan da x'i hemen paketleyebiliriz arkadaşlar. Paketleyelim. X kare eşittir 6'nın karesi 36 ile 9'un karesi 81. Yani x kare eşittir 87, 117. 117 de 9 ile 13'ün çarpımı mıydı? Evet, 9 ile 13'ün çarpımıdır. X kare bu. O zaman 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 13 içeride kalır. 9 çarpı 13'ten 117'ye ulaştık. Demek ki cevabımız Denizli'den geliyor. ABCD dikdörtgeninin AHD ve BKC
Dik üçgenleri kesilip atılıyor. Tamam. Elde edilen üçgenler kısa kenarları boyunca çakıştırılıp yani şu kenarları boyunca değil mi? Bu sarı üçgenin de kısa kenarı bu. Bu sarı üçgenin de kısa kenarı bu. Altılar boyunca çakıştırılıyormuş. Altı burası yani. Tabii bu bir dik üçgen. Buraya 90 çakalım, buraya 90 çakalım. Bunları söyledik. Şimdi şurası 4 ise buranın da 4 olduğunu biliyoruz. Buranın 6 olduğunu biliyoruz. Hadi bir de şurada Öklit çakalım. 6'nın karesi 4 ile 9'un çarpımı olacak. Şuraya 5 kaldı. Bakın diğer dik kenarları da toplamda 9 oldu. Yani şurası da 9 geldi. 6, 9 az önce de bulduk. Burası 3 kök 13'tür. Burası da 3 kök 13'tür diyelim. Falan filan. Şimdi devam edelim. Olduğuna göre paralel kenarın, yani şu paralel kenarın alanı nedir diye soruyor bize. Yüksekliği 6, tabanı da 9. 6 çarpı 9'dur. Yani 54. Taban çarpı yükseklikti. Paralel kenarın alanı. Evet, bu da tamam olduğu için hemen çevirelim. Kaç numaraya geldik? 7 numaraya. Hava çok soğuk arkadaşlar. Kağıtlar bile yapışmış birbirine, anasını satayım. Bizim elimiz de tabii ki soğuktan çok işlevse olmuyor. Evet, geldik buna. Yine bir kural sorusu arkadaşlarım. Zaten yukarıda hocam da yazmış kuralını. Bakın hemen sorunun üstünde gözüküyor zaten kural. Olay basit. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit olacak. Karşılıklı böyle köşelere gidenlerin. Yani 2 kök 3'ün karesiyle x'in karesinin toplamı, 4'ün karesiyle de 6'nın karesinin toplamı birbirine eşit olacak. Toplayalım şimdi. 2 kök 3'ün karesi 12 yapar. Artı x kare eşittir. 6'nın karesi 36, 4'ün karesi de 16'dır. Şu 12'yi silelim buradan. Burada 4 kalsın. 36 ile 4'ün toplamı da 40 yaptı. 40 da kök dışına 2 kök 10 diye çıktı arkadaşlarım. Yani cevap Adana'dan geldi. Şuna bakalım hemen. CP AP'nin 3 katıdır diyor. Yani şuraya x derseniz şurası 3x olacak diyor. Şunların da kareleri toplamı 40'mış. Neydi kural? Bunların kareleri toplamı yani 40 eşit olacaktı 3x'in karesiyle x'in karesinin toplamına. Yani x kare artı 3x'in karesi de 9x kare yapar. Buradan 10x kare eşittir 40 geldi. 10'a böldüm 4 eşittir x kare geldi. X eşittir 2 çıktı. Bize de zaten AP'yi soruyor. Yani 2'yi soruyormuş. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım hemen. 1 var. CP 7. Şurası 7. 6 var bir yerde. Neresiymiş 6? DP. Şurası da 6. Arkadaşlar kural yine aynı. Bakın C'ye gidenle A'ya gidenin kareleri toplamı. Yani 7'nin karesiyle 1'in karesinin toplamı. 49 artı 1'den 50 eşittir. 6'nın karesiyle yani 36 ile x karenin toplamıdır ki buradan 14 gelir x kare. X eşittir kök 14 çıkar. Şuna bakalım. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki futbol sahasında sahasının P noktasında bulunan 4 futbolcu doğrusal biçimde ABCD köşelerine koşmuşlardır. Sırasıyla ABCD köşelerine koşan futbolcular 7, 15 ve 24 metre koştuklarına göre. Şimdi A'ya koşan 7, B'ye koşan 15, C'ye koşan da 24. D köşesine koşan da ne kadar koşmuştur diye bir soru sormuş bize. Hemen neydi kuralımız? 7'nin karesiyle 24'ün karesinin toplamı. Şuraya yazıyorum. 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. X kare ile 15'in karesinin toplamına eşit olacak. Peki. Şimdi burada tabii uzun uzun kare alma işlemi de yapabilirsin eğer istersen ama. Hani biraz çakallık yapıp. Bakın burası 7, 24, 25 üçgenidir. Burası da 15, 20, 25 üçgeni olması lazım ki 25'i sağlasın. Demek ki özel üçgenlerden x 20 gelecek 15, 20, 25 üçgeninden diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi tek tek karesini alıp x kareyi 400'de bulacaksınız arkadaşlar. Evet bu da tamamdır. 8 numaralı köşe taşına gelmişiz şimdi.
Burada da benzerlik sorusu görüyorum dostlarım. İki tane benzerlik yapacağız burada. Bakın şuradaki dik üçgenle şu dik üçgen birbirine benzer. Onu bir ispatlayalım. Şuna A diyelim. Burası 90. Buraya da B yazalım. A, B, 90. B, 90. O halde şurası A'dır. A, 90. Burası da B'dir. Hadi şimdi benzerlik yapalım. Burada A'nın karşısında 6 var. Burada A'nın karşısına Y yazalım. Y var. Burada B'nin karşısında 9 var. Burada B'nin karşısında 6 var. Hemen 9Y eşittir 36. Y eşittir 4 geldi. Şimdi burası 4 ise buraya da 5 kalmalı. Çünkü burası 9 olduğunda buranın da 9 olduğunu biliyorum ben. Demek ki X 5'miş gobeller diyebiliriz. Evet, 2 numaradayız. 4 falan filan x kaçtır diye soruyor. Yine bakın şu üçgenle şu dik üçgeni benzerleyelim. Hemen şuna A diyelim. Şurası 90. Şuraya da B yazalım. Şimdi B 90. Mecbur buraya A yazacağım. A 90. Mecbur buraya B yazacağım. Şimdi benzerliyorum. Bakın bunun 90'ın karşısı da tık tık. Bunun 90'ının karşısı da tık tık. Yani bu ne demek? Kenarları tıpatıp aynı demek. Eş üçgenler demek dostlarım. O yüzden burada A'nın karşısı 3 ise buradaki A'nın karşısı da 3 olacak. Ya da buradaki B'nin karşısı 4 ise buradaki B'nin karşısı da 4 olacak. Ve bakınız 3, 4, 5 üçgeni çıktı bu. Bu da 5 geldi. Demek ki şu ortadaki ikizkenar dik üçgenin dik kenarları 5, 5. O halde hipotenüsü ne olacak? Kök 2 katı gelecek. 5 kök 2 dedik. Üçüncü sorumuz bir katlama sorusuymuş. Kenar uzunlukları 15 ve 9 santim olan dikdörtgeni DK boyunca katlandığında C'nin görüntüsü AB üzerinde olmaktadır. Tamam. Şimdi biz katlama sorularında ne yapıyorduk dostlarım? Birinci adım olarak katlanmadan önceki haline geri açıyorduk şekli. Onu bir yapalım. Şurası x'miş. O halde şurası 9 eksi x olur. Şurası 15'miş. O halde bakın şu açı katlandı, buraya geldi 90. X katlandı, buraya geldi X. 15 katlandı, buraya geldi 15. Bakınız burada 9, 12, 15 üçgeni çıktı. Şurası 12. O halde buraya da 3 kaldı. Şimdi bundan sonrası da şurada Pisagor bağıntısı da yapabilirsiniz. Ya da direkt acaba özel bir dik üçgen midir? Yani 3 var. 3, 4, 5 olabilir mi diye düşüneceksiniz. X'e 5 desek burası 4 oluyor mu gerçekten? Oluyor. 3, 4, 5'i sağladığı için demek ki x kesinlikle 4'müş dedik. Bize yok pardon 5'miş dedik. Bize de x'i soruyordu zaten. 5'i yapıştırdık. Evet bu da tamamdır. Nereye geldik şimdi? 9 numaraya geldik. 9 numaralı köşe taşı. Bakalım burada ne yapacağız? Dikdörtgen DE, EC'nin 6 katıymış arkadaşlarım. Şuraya K yazdığınız takdirde şurası 6K'ymış. Peki. Alan A, B, E. Burası da 56'ymış alan olarak. Yukarıda verilenlere göre alan B, E, C. Şimdi kuralımız şu arkadaşlarım. Öncelikle paralel kenarda da yaptık bunu. Eşkenar dörtgende de yaptık bunu. Olayımız şu. Şuradaki İki parçanın oranı neyse buradaki üçgenlerin de oranı o olmak zorunda. Yani K'ya A dediysen 6K'ya 6A diyebilirsin diyor kural. İkinci kural da şuydu. Paralel kenarın kuralıdır bu. Şuradaki üçgenin alanı ne ise tamamı iki katıdır. Ya da bu üçgen tüm paralel kenarın, tüm dikdörtgenin, tüm eşkenar dörtgenin yarısıdır arkadaşlar. O halde 56 bir yarısıysa A ile 6A yani 7A diğer yarısı olacak. Diğer yarısı da 56 olacak tabii ki. Bu durumda A 8 gelecek. Bize de A'yı soruyormuş. Yapıştırın gelsin. Şuna bakalım. Şimdi bir oran var. BD EF'nin 4 katı. Yani şu köşegenin bu parçasına K dersek köşegenin tamamı 4K'ymış. Hemen alana geçelim buradan. Şuna A alanı yazarsam şuradaki üçgenin tamamı 4A olacak. 4A. Ve tabii ki köşegen alanı 2'ye böldüğü için
Buranın da alanı 4A gelecek. Yani tüm dikdörtgen 8A çıktı bu durumda. Bize de EFC'yi vermiş zaten. A'yı 12 vermiş. Tamamının alanını istiyor. 8A'yı istiyor arkadaşlarım. A 12 ise 8 çarpı 12'den 96 gelir sorunun cevabı. Evet, şuna geçelim. ABC'de dikdörtgen. BEC 60. Şimdi dikdörtgendeki olaylarımızdan biri şuydu. Şu 4 parça, köşegen parçası birbirine eşitti. Yani burası da 4, burası da 4, burası da 4. Şimdi ikizkenar üçgenin tepesi 60 ise ayakları da 60'tır ki buralara da 60 60'ı yazalım. O halde bu da 4 geldi. Sonra bakın burada işte şurası 120'dir. 120 30 30 üçgeni çıkar. 4 4 4 köküç olur bizim uzun kenarımız. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruyor bize. Yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 4 ile 4 köküçü çarparsak denizliyi işaretleriz diyorum ben de. Geldik buna. ABC'de dikdörtgen. CD EF'nin iki katıymış arkadaşlarım. Şuraya K yazdığımızda CD 2K olacakmış. Alan ABC'de 240. Tamamının alanı 240'mış. Buna göre ABFE ABFE acaba nedir diye bir soru soruyor bize. 240'mış tamamı. Bize de bunu soruyor. Şimdi şurayı çizsek şunu. Bu durumda arkadaşlarım şöyle oluyor muydu? Şuradaki üçgenin alanı tüm dikdörtgenin yarısıydı. Yani şurası 120 geldi değil mi bu durumda? 240'tı tamamı. Bu üçgen yarısı olacaktı. Peki şurası da 2K. Şimdi yamuk özelliği kullanacağım arkadaşlar. Yamukta da şunu söylüyoruz. Yamukta bir köşegen çizildiğinde üst tabanla alt taban arasındaki oran neyse buradaki iki üçgenin alanı da aynısıdır. Yani 2K'ya 120'lik bir alan düştüyse K'ya yarısı 60'lık bir alan düşecek dersiniz ve toplam alanı 180 bulursunuz dostlar. Evet, bu da tamamdır. 9. köşe taşı da bitti ve tarama testine geçiyormuşuz bu videomuzda. Şimdi bir sonraki videoya bırakalım tarama testine geçme işini. Onu da bir sonraki videoda tarama testini, kaç tane soru var? 9 tane. Konu testini ve ÖSYM sorularını hepsini bir videoda gömeriz arkadaşlarım diye düşünüyorum. Şimdi ben bu videoyla önceki videoyu birleştirip ikisini bir yapıp bir şey yapayım. Yeni bir video yapayım. Sonra hepsini birlikte atarız. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi.